Yunanistan parlamentosunda ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın adayı Stavros Dimas seçilmek için gerekli olan oy çoğunluğunu sağlayamadı. Bu turda seçilmek için 200 milletvekilinin desteğini alması gereken Dimas için 168 milletvekili evet oyu verirken 131 hayır oyu çıktı. Başbakan Antonis Samaras ülkesinin yeni bir krizi kaldıramayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Ben gerçekten son tur seçimlerin ulusal bir tehlikeyi, bir ulusal felaketi uzaklaştırmasını diliyorum. Üçüncü turda kimlerin red oyu verdiği de belli olacak. Her oyun üzerinde isim ve soy isim olacak. Ne bu parlamento ne de Yunan halkı Sayın Samaras'a uluslararası kreditörlerin emekli maaşlarını, sağlık hizmetlerini kesmek gibi ön koşullarını uygulaması ve toplumu harap etmesi için açık bir çek yazıp imzalamayacak. Eğer üçüncü turda da Cumhurbaşkanı seçilemezse anayasaya göre meclis feshedilerek erken genel seçime gidilecek. Ancak Yunan halkı iktidara kim gelirse gelsin hayatlarının pek de fazla değişmeyeceğini düşünüyor. Bu halkı kandırmak için oynadıkları bir oyun. Bakın buraya bakın ne almışım. Sadece yarım kilo kıyma. Seçimler neyi düzeltecek? Siyasiler parayı gelecekte yurt dışına gönderip kendilerini kurtarmak için topluyor. Üçüncü tur seçimlerde Dimas'ın seçilebilmek için 180 oya ihtiyacı var. Bugün hiçbir sonuca ulaşmayan seçimlerden sonra Yunan vekiller üçüncü tur seçimler için pazartesi günü yeniden bir araya gelerek oy verecek. O zaman önlerinde açık bir siyasi tercih hakkı olacak. Yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek veya ülkeyi seçimlere götürmek.